Sizce neden anime kanalı olduk? Neden? Bu başlığı seçmemin sebebi aslında dikkatinizi çekmek. Böyle bir video yapmayı uzun zamandır istiyordum ama aklımdaki başlık görsel romanları neden seviyorumdu. Tabii ki YouTube izleyicilerin algısını o kadar değiştirdi ki ilgi çekmek için farklı yollara başvurmanız gerekiyor. Bu yüzden hem onurumu zedelememek hem de clickbait olmaması için neden anime kanalı olduk başlığında karar kıldım. Bu soruları cevaplamak için özelden genele gitmek istiyorum. Anime neye denir? Genellikle iki farklı olayı veya olguyu karşılaştırmak için kullanılan defen.com sitesinde animenin Japon tarzı çizimle yapılan animasyonlara dendiği yazıyor. Ayrıca alışa geldiğimiz çizgi filmlerden de tema olarak hayata dair meseleler barındırması, daha çok şiddet ve cinsellik içermesi sebebiyle büyük bir fark barındırıyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. 2 yıl önce falan Avatar'ı izlediğimde, bu da Japon çizim tarzına benziyor. Bu da anime olabilir ki, demiştim. Aslında diğer birçok şeyde olduğu gibi anime kavramı da siyah beyaz olarak ayrılabilen bir şey değil. Netflix'te bulunan Amerikan yapımı Castlevania animesi de buna en büyük örneklerden biri. Yani bence yoruma açık bir kavram. Japon yapımı olması şart değil. Hatta izleyicilerimizden gördüğümüz üzere bu anime kavramı direkt ekranda gördüğünüz çizim tarzını barındıran her tür içeriğe uygulanabilen bir etiket. Dil dediğimiz şeyin zaten iki özelliği var. Biri keyfi olması, biri de uzlaşımsal olması. Bu kavramları uzun uzun anlatmayacağım ama üzerine düşünürseniz sebebini verdiğim örnekten de anlayabilirsiniz. Bunu açıklığa kavuşturduğumuza göre artık soruya dönebiliriz. Neden anime kanalı olduk? Aslında anime kanalı olmadık. Çünkü sözlük tanımıyla baktığınız zaman kanalda anime ile alakalı olan Emin'in yaptığı sadece bir anime atladı serisi ve benim yaptığım bir adet anime ve oyununun özet videosu var. Gelin bir de izleyicilerimizin bakış açısıyla bakalım. Kanala girip direkt bütün videolara bakmadım açıkçası ama bence oynatma listeleri de yeterli olacaktır. 72 oyun oynamışız. Bayağı da oynamışız ha. Ve bunların sadece 17'sinin anime tarzı çizimleri var. Hatta bu 17'de de Touhou Luna Nights gibi piksel oyunları da dahil ettim. El cevap, hayır. Anime kanalı olmadık. Ki bence insanların böyle düşünmesinin sebebi anime tarzı içeriklerimizin çok izlenmesi ve görsel romanların da çok uzun seriler olması. Ha şöyle bir şey de var. Anime tarzı olmayan ne oyun çektiysek tutmadı. Çok ama çok eğlenmemiş olmamıza rağmen hem de. Sıradaki sorumuz, peki neden görsel roman oynuyoruz? Aslında Abu Zittin de bir görsel roman. Yazı tabanlı, hikaye anlatan, point and click yani seç ve tıkla tarzında bir oyun. Ama şunu anlamanız gerekiyor. Secret Forest'ın her oyununu oynadık. Bir oyun hariç gerçi, o da Sıçan Çocuk ama ne zaman oynarız bilmiyorum. İsmi de bir tuhaf. Neyse. Neden oynuyoruz? Yani bu tür oyunları. Çünkü bu tür oyunları oynayan çok kanal yok. Eşsiz veya farklı olmak bazı izleyicilerimize koyuyorsa orasını bilemeyeceğim tabii. Ama bence eskisi gibi teori videosu yapmıyor olmamıza ve Abu Zittin nostalji gibi seriler çekmiyor oluşumuza kızıyorlar gibime geliyor. Ben neden bu tür oyunları seviyorum ve çekiyorum? Bunun iki cevabı var. Eskiden bilgisayarım çok iyi değildi. O yüzden bilgisayarı çok zorlamayacak, ancak diğer kanallardan da farkımız olacak oyunlar çekmek istedim. İkinci cevap, zamanında benim de oynadığım Witcher, Metin 2, No Stale gibi multitasking yani aynı anda birden fazla iş yaptıran oyunların bir süre sonra size zarar vermesi. İşte görevlere gidiyorsunuz ama aynı zamanda göreve giderken düşman kesiyorsunuz. Düşman keserken başka birinin size saldırıp saldırmamasına dikkat ediyorsunuz ve kabiliyetlerinizi kontrol ediyorsunuz işte skill'ler falan. Multitasking aslında insan doğasından ziyade hayvanların doğasında olan bir şey. Çünkü hayvan doğasında yemek yerken de uyurken de etrafından gelecek saldırıları gözetleyen ve buna dikkat eden hayvanlar oldukça fazla. Koreli bir yazar olan Büyük Chul Han'ın Yorgunluk Toplumu kitabında günümüz insanların çoğunlukla yorgun olmasının sebebi buna bağlanıyor. Yani sürekli bir performans yarışında olmamıza. Multitasking yani çoklu iş yapmaya o kadar alışmışız ki yerimizde duramıyoruz. Dikkatimizi dağıtacak farklı uyaranlara ihtiyaç duyuyoruz. 10 dakika kitap okuyamıyoruz ve Twitch'te bazı yayınlarda görebileceğiniz gibi oynanılan oyun durgun hale geldiği anda
Abi sıktı bu oyun, lol geçerim yorumları beliriyor. Sıktı lol geç demişler. İşte tam bu anda bize aslında multitasking'den kurtaracak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Danganronpa gibi görsel romanlar, istediğiniz zaman geçebileceğiniz replikler ve üzerine düşünmeniz gereken karar anları sunarak size tekrar odaklanma kabiliyeti kazandırıyor. Ama elbette ki sürekli bu oyunları oynayalım demiyorum. Multitasking yapmak aslında artıları olan bir şey. Özellikle tercümanlar eş zamanlı çeviri yaparken hem dinleyip hem çeviri yaptığı için multitasking yapmaya dair bir deneyim edinmek fena olmaz diye düşünüyorum. Tabii burada da bize her zaman yol gösterebilen bir cümle yankılanıyor kafamızda. Her şeyin fazlası zarardır. Herkesi memnun etmek kolay olmadığı gibi gerekli de değil. Sen boş ver onları abi dediğinizi duyar gibiyim. Yine de ben de aslında farklı oyunlar oynamak istiyorum. Ancak her oyunun YouTube için çekilmesi gerekmediğini düşünüyorum. Hatta bazıları o kadar hoşuma gidiyor ki oturup sessizce video kaydını almadan, YouTube'a atmak için bir uğraşa girmeden kafa dinlendirmek için kendi başıma oynuyorum. O yüzden anlayışınızı bekliyorum ve sonraki serilerde ve videolarda görüşmek üzere diyorum. Umarım bu videoyla birkaç kişiyi de olsa etkileyebilmişimdir. Hoşça kalın.